Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda ise sizlere kurulum ekranına, Windows kurulum ekranında bazen fare ve klavyenin çalışmadığı oluyor. Örneğin özellikle Lenovo marka bilgisayarlarda flash belleğimizle başlattığımızda bilgisayarımızı karşımıza gelen bu kurulum ekranda hiçbir şekilde fare şu anda görüyorsunuz. Ne dahil olan touchpad fare kısmı ne de harici taktığımız fare çalışmıyor arkadaşlar. Bakın ışığı yandığı halde farelerimizin simgesi karşıda ekranda gözükmüyor ve hiçbir şekilde çalışmıyor. Ne touchpad çalışıyor ne de bu görmüş olduğunuz klavye ve benzeri sağ taraf USB 2.0 olsun, 3.0 olsun hangisine takarsanız takın hiçbir fare çalışmıyor. Bazı internet sayfalarında ve videolarda kurulum USB'sinin USB 3.0 driver'ını içermesi gerektiğine dair bazı çözümler var. Tabi olabilir, onlar da olabilir ama şu anda Windows 10 veya Windows 7'lerde zaten USB'nin 3.0 olmasa bile 2.0 desteği var. Direkt kendisi tanıması gerekiyor. Fakat biz bu sorunu çözebilmemiz için ne yapacağız? Ona geçelim. Neydi sorunumuz? Kurulum ekranında, Windows kurulum ekranında klavye ve farenin çalışmaması sorunu. Şimdi çözümüne geçelim. Arkadaşlar çözüm için bilgisayarımızın BIOS ekranına gelmemiz lazım. BIOS menüsüne gelmemiz lazım. Şimdi bilgisayarımızın modeline göre BIOS ekranına, BIOS menüsüne giriş yapmamız gerekiyor. Ben Lenovo marka bilgisayar F2 tuşuyla BIOS menüsüne geldiğimde burada dikkat edeceğiniz şey şu. Buradaki USB Legacy yazan yerin enable olması gerekiyor. Bu bir kere kesinlikle enable olacak. Bir de şöyle yapın, kesinlikle yapmanız gereken bir şey daha var. Şurada exit menüsünün altında load default settings yazan bir yer var. Biraz ekranım bozuk olduğu için okunamıyor. Load default settings yani fabrika ayarlarına geri döndürme, orijinal ayarlarına geri döndürme menüsünü seçiyoruz. Bize yes no sorusu sorduğunda yes diyoruz. Tekrar en üstte yine exit menüsünden buradaki exit savings chance yazan yeri seçip enter'a basıyoruz ve bilgisayarımızı tekrar F12 ile boot menüsüyle başlatmamız gerekiyor. Bilgisayarımızı boot menüsüne başlatıp artık kurulum ekranına geçip orada fare ve klavyenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii şöyle bir durum var. Benim normalde bu bilgisayara legacy modunda bir kurulum yapmam gerekiyor ki çünkü önceden bu bilgisayarda legacy bir kurulum vardı. Hard diskimde legacy modunda olduğu için ben BIOS'u sıfırladığımda benim USB belleğimi göremeyecek. Legacy USB'si olduğu için ben BIOS'u sıfırlama yaptıktan sonra eğer ki sizin eski kullandığınız işletim sistemi legacy ise şuradan boot modundan tekrar legacy'ye geri gelin. Veya neyi koyacaksanız, ne kuracaksanız ona geri gelin. Bu şekilde kaydedelim şurayı legacy ile. Tekrar kurulum ekranına gelip bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Sıfırladık BIOS'umuzu. Sıfırladıktan sonra sadece boot modunu, eski mod aldım ben. Çünkü bu eskiden de eski modda kurulmuş. O UEFI modda kurulmadığı için. Daha sonra bilgisayarımı USB'mle başlattım ve şimdi geldiğimde fare ile şu anda görüyorsunuz farem çalışır durumda. Sadece BIOS'taki ayarları sıfırlamamla kurulum ekranında faremi herhangi bir porta 3.0'a 2.0'a fark etmez sağ sol tarafta taktığımda USB'min artık sorunsuz, faremin sorunsuz. Touchpad'de çalışıyor, bakın şu an touchpad'de kullanıyorum. Yine aynı şekilde klavyede çalışıyor şu anda. Klavye ekranında da gördüğünüz gibi hiçbir problem yaşamıyorum. Direkt BIOS'un ayarlarıyla ilgili bir problemiydi. BIOS'u sıfırladım. Kurulum modumu seçtim. Legacy UEFI neyse. Boot ettim. Bilgisayarımı başlattım ve kurulumuma başladım. Kolay gelsin.